o haberde bir iktidar partisi mensubu sayın milletvekili şöyle bağırıyordu muhalefete. Hamza'dan rahatsız oluyorsanız sizin vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım dedi. Biz Hamza'dan rahatsız olmuyoruz. Hiç kimseden rahatsız olmuyoruz. Hamza yerli kaya başımızın tacıdır. Türkiye'ye dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu kazandırmış. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiş. İstiklal Marşı'nı dinletmiş bir değerli sporcudur. Ama o kadar. Herkes... Nereye kadar gideceğini, nereye kadar çıkacağını kendi haddini bilmek zorundadır. Bakın, herkes Harvard mezunu, Boğaziçi mezunu, Yale mezunu, Oxford, Cambridge, İTÜ, ODTÜ mezunu falan olmak zorunda değil. Hiç kimsenin öyle bir zorunluluğu yok. Lise mezunu olmak zorunda da değil. Ortaokul, ilkokul mezunu olmak, hatta okuma yazma bile bilmemekte de ayıp değil. İnsanların koşulları el vermemiştir, okuyamamışlardır. Ama şu ayıp şu yüz kızartıcı bir suçtur. Olmadığı halde varmış gibi sahte diploma ayarlayarak ve bunun farkında olarak bir takım yerlere gitmeye çalışmak, bir takım makamlara tırmanmaya çalışmak ayıptır. Bunu hiçbir onurlu insanın kabul etmemesi lazım. Özellikle de bir şampiyon sporcunun kabul etmemesi lazım. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim diyor. Şimdi Hamza Hamza Yerlikaya eğer bu mahkeme kararıyla da sabit olduğu üzere bilerek ve isteyerek sahte diplomayı cebine koyup oradan üniversiteye oradan da devletin yüksek makamlarına tırmanmışsa bunu hazmedebilmişse kendine yakıştırabilmişse ve oradan da bir kamu bankasının yönetim kurulu üyeliğine sıçramışsa bu ahlaklı bir tavır değildir. Evet biz bundan, bundan rahatsızız. Hamza Yerlikaya sporcu olarak başımızı ne kadar taciysa Hamza Yerlikaya'nın bu tavrını da o kadar ayıplarız ve kınarız hiç kimse de bundan rahatsız olmasın. Buradan Hamza Yerli sesleniyorum. Her onurlu insan gibi artık bu kadar ortaya çıkmışken anahtarları şu anda bulunduğu makamlardaki bütün anahtarları masanın üzerine koyup özür dileyip ve devletin kasasından aldığı maaşları da kuruşuna kadar devletin kasasına geri ödeyip çıkıp evinde gitmelidir. Güreş antrenörlüğü mü yapar, spor yazarlığı mı yapar, danışmanlık mı yapar onu bilemem. Ama o görevler hakkı değildir. Oralardan aldığı her bir kuruş da hakkı alınmış kazanç değildir. Onu da söylemek istiyorum.